Alışverişlerde ücretsiz poşet devri artık bitiyor. Vatandaş her bir poşet için ücret ödeyecek. 25 kuruş mu vereceğiz? Evet, poşetin tanesi 25 kuruş. Ücreti karşılığında satamayız. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Sunulan teklif mecliste kabul edildi. Market poşetleri artık ücretli. Vallahi beğendim mi beğenmedim mi? Bir yerden iyi, bir bakıma değil. Uygulamayı beğendim. Dünyada da örnekleri var. Caydırıcı olacağını düşünüyorum. Vallahi normal görmüyorum açıkçası. Sen de kendine göre evdeki tasarrufunu düşünüyorsun. Çöp poşeti almaktansa market poşetlerini kullanmayı iyi ediyorsunuz. Marketten, manavdan ya da pazardan ne alırsak alalım, ürünlerimizi işte bu plastik poşetlerin içine koyup götürüyoruz. Üstelik aldığımız ürün için bir poşet kullanıyorsak da birkaç poşeti de başka amaçlar için alıp poşetin içine koyuyoruz. Ancak işte yılbaşından sonra poşet almak konusunda bu kadar bonkör davranamayacağız. Çünkü yılbaşından sonra plastik poşetler ücretli olacak. Türkiye'de bir yılda kişi başına ortalama 440 poşet kullanılıyor. Uygulamayla bu rakam düşecek. Hedef belli. Hem tasarruf sağlanacak hem de çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Yani cebim açısından değil, doğa açısından destekliyorum. Mutlaka uygulanmalı. Zorda kalırsam tabii ki alırım ama ona göre alırım açıkçası. Yanımda mutlaka torba, file bir şey bulundururum diye düşünüyorum. Mecliste kabul edilen teklife göre plastik poşetlerin tanesi en az 25 kuruş olacak. Poşetin ücreti ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyonca her yıl güncellenecek. Üstelik poşetleri ücretsiz veren işletmelere ise cezai işlem uygulanacak. Vallahi önünde bez torba dikecek. Bizim hanım dikmeye başladı arkadaşlar içinde. Eskiden file vardı. İhtiyaçlarını file alıp gidecek ya bez çanta alıp gidecek ya evindeki eski poşetten alıp gidecek alışveriş. Cebine koyacak gidecek. İşletmeler uygulamayla poşet maliyetinden kurtulacak. Ancak müşterilerin tepkisi konusunda endişeleri var. Doğa anlamında bir çözüm bulmamız gerekiyor. Hepimiz elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım ama para olarak alamayız müşteriden. Bırakır alışveriş etmez yani veya bir daha gelmez. Onu müşteriye yansıtabilir miyiz bilemiyorum. Bizim için avantajlı ama müşteri açısından avantajsız. Ne yapalım şimdi değil.